Cümleten selamünaleyküm dostlar. Vallahi Gürcistan'da uyandık. Güzel bir kar manzarasına uyandık. Haşure'deyiz. Saat kaçta açılır? Saat kaçta açılır? Öyle değil. Nasıl olacak şimdi? Sen ne kadar bozdurdun? Ben mi? Senin durumun vahim. Ya arkadaş, bu polis bana bir rahat vermedi ya. Arkadaşlar sonunda yol açıldı. Yallah bismillah dedik, çıktık bakalım. Abi yolun son hali bu. Yani geldik. Yolu kapattıkları kadar varmış. Öyle böyle derken kapıya geldik bakalım. Karşımız cennet vatan Türkiye'miz. Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Vallahi güneş de yüzümüze vurdu ama böyle bir aniden giriş oldu. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, selamlar olsun. Şu anda neredeyiz? Şu anda Gürcistan'dayız. Cümleten hayırlı sabahlar arkadaşlar. Vallahi Gürcistan'da uyandık. Güzel bir kar manzarasına uyandık. Haşure'deyiz. Şu an Gürcistan'ın Tiflis'le Batum arasında bulunan Haşure dediğimiz yerdeyiz. Yani buranın ismi Haşure. Buradan yola çıktık şimdi. Önümüzde Borjomi var. Borjomi'den sonra Kıtals Hekimi, öyle bir ismi var. Oranın ismini hep söyleyemiyorum. Ondan sonra da Aktaş'a doğru, Kartsaki'ye doğru devam edeceğiz. Umarım keyifli ve güzel bir yolculuk olur. Her yer bembeyaz olmuş. Bu Vobosto da bizi mahvediyor. Vobosto'yu açıyoruz, yatıyoruz abi. Sabahleyin kalktığımda şu boğazımız kupkuru oluyor. Her zaman diyorum şuraya bir tane bir bardak veya bir şeyle su katıp her zaman unutuyorum. Bilerek camı açık bıraktım, gene fayda etmedi. Yani camı açmama rağmen boğazım gene kupkuru olmuş bakalım abiler. Gidiyoruz yavaş yavaş. Yolumuz, bahtımız açık olur inşallah diyoruz. Ama şu anda gerçekten çok güzel bir kar yağışı var. Tatlı tatlı yağıyor. Böyle çok fazla değil. Haşure 2 kilometre, Kutaisi 102. Biz Kutaisi'ye gitmeyeceğiz. Kutaisi'ye gitmemiz için Haşure Dağı'nı aşmamız lazım. Orası da zaten gündüzleri kapalı. Bir gelirken biliyorsunuz, Gürcistan'a gelirken orası kapalı oluyor. Biz şimdi Haşure'den zaten o tarafa gitmeyeceğiz. Yani o tarafa gidersek Batum'a gitmek gerekecek. Biz Aktaş'a gittiğimiz için Haşure Borcam istikametinden gideceğiz. Ve güzel bir kar yağışıyla yolculuğa devam ediyoruz dostlar. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Herkese günaydın. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Az önce işte güzelce uyandık, yüzümüzü yıkadık. Etrafımızı, yatağımızı toparladık. Ondan sonra yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz bakalım. İnşallah polis bağlamıyordur. Aktaş yolu temizdir. Çünkü Aktaş yoluna kar yağınca polis hemen kapatıyor yolu. İnşallah öyle bir durum yoktur. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. Devam, gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi yolculuğa devam ediyoruz ama ömrü polis çevirmiş. Muhtemelen beni de çevirir diye düşünüyorum ama. Hayda. Murat. Saat kaçta açılır? Saat kaçta açılır? Öyle değil. Hayırlı işler abi. Dediğim gibi oldu.
Lan keşke akşam gideydik ya. Keşke akşam gideydik. Hay ananı derdime. Kaldık mı şimdi burada? Yolu bağladılar. Gidemiyoruz. Ne yapacağız la biz? Hay ananı derdine. Dün akşam keşke gideydik ya. Oy. Uykumuzun derdine bak hele. Uyursan ölürsün muhabbetine döndü bu olay ya. Ha şimdi Türkiye'ye gidemiyoruz, şuna bak ya. Lan şurada 200 kilometre yolum kaldıydı ya. Ya Rabbi sabah sabah. Sen şaka mısın abi ya? Sen nesin ya? Sen sabah sabah. Lan şu yol... Ya şu yol kapanır mı? Şu yolda ne var Allah için ya? Bu karda bu yol... Oy oy. Lan bu Gürcistan var ya, bir damla kar yağdı mı yol kapanıyor ya. Lan abi şu karda ne var? Bırakın da gidelim ya. Yol kapalı diyor, göndermiyor ya. Allah Allah. Bizi geri döndürdü bak hele. Bugün cumartesi. Yarın pazar. Diğer gün pazartesi. Vay ananı derdim. Biz nereye düştük ya? Ben de hesaplıyordum. Gitme baba, gitme kapalı kapalı kapalı. Gitme gitme. Gitme kapalı. Boşa çıkma. Vay ananı derdim arkadaşım. Allah'ım ya Rabbim. Lan biz ne yapacağız ya? Derde kaldım ha, bak hele. Ya yok, yakın bir yer olmasa, hani böyle Moskova'da olsam, bir yerde olsam sıkıntı yapmayacağım da. Hani daha yol uzun derim. Şurada 200 kilometre kalmış. Türkiye atlayacaktım ben, ne güzel ya. Ya bir de onu geçtim. Pazartesiye gümrüğe yetişirsem önümüzdeki hafta içinde hemen yükler geri dönerim diye onun hesabını yapıyordum ben ya. Neymiş abi? Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Öyle kafana göre hesap yapmayacaksın. Ondan sonra böyle başını artmayacağım. Bak başım ağrı girmeye başladı. Yok 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 yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Başını ağrı girmesin, yok. Yok yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kendimi avuttum, ne yapayım? Başım ağrı girecek yoksa. Lan arkadaş, ne güzel gideceğiz diye sevindik ya. Ömür babayı çevirdiğine göre tabii bizi de çevirecek. Bak dün akşam bu araba da patladı. Bu adam kaçta çıktı demek ki bilmiyorum. Ha şunun yanına durayım bak. Baba videodaydım, açamadım ya. Kayıttayım biliyor musun, açamadım. Ne oldu? Yalan oldu aşkımız, hepimiz şaşkınız. Sordum mu? Sordum, dedim ne zaman açılır bilmiyorum diyor. Açılmaz bu kadar, açmaz burayı. Ne yapacağız? Başka yol yok değil mi ya? O aradan bir orman yolu var da oradan dolu araba gitmez diyorlar. Yani bir ara ben oradan gidecektim. O arada Tiflis'i geçtikten sonra mı? Tiflis'in orada mı? Bir yol varmış. Dağ yolu ama. Normal yol değil. Orası hep kapalı. Orası hepten kapalıdır. Ya bir, o, bizim arkadaş boş gidiyordu, dedi gel. Dedim ben yüklüyüm abi, dedim o zaman gelme dedi. O zaman sen gidemem dedi. Ne yapacağız biz şimdi? Ya en az bir hafta bulalım. Bir hafta mı? Ne diyorsun lan sen? Kapalı kapalı. Baba kapalı, gitme gitme, biz de döndük geldik. Ha? Mecbur dön. Git dön gel, polis çevirecek. Hangi parka gidelim? Ha şurada Ahmet var, oraya gidelim mi? Gidelim. Oraya mı gidelim yine? Fark etmez ya. Gidelim bir yere. Ne oğlum, ne?
Polisiniz çevirdi, biz ne yapalım? Ne ya? Ha, kanka, Ahmet'in oraya mı gidelim, oraya mı gidelim? Fark etmez de gidelim ya. Ora bildiğimiz yer, oraya mı gitsek? He? Neydi ora, Azmi'nin yeri bildiğimiz yer, oraya mı gidelim, ne yapalım? Azmi'nin yeri bildiğimiz yer de ha. He, oraya. Ahmet'in oraya ben girdim bir sefer. Ahmet, avukatçıyım mı? He. Orası. Sen girdin mi oraya, tanıdık var mı? Varsa gidelim, tanıdığın varsa oraya gidelim. Ya fark etmeyin, gidelim oraya. He, hadi oraya gidelim. Daha önce ben bir sefer girdik. Abi ne kar yağıyor ya. Vay maşallah. Biz kaldık abi burada. Bir hafta kalırız bunun dediği gibi. Yok kalmak ya. Ömür yapma kurbanım. Ne diyorsun ya? Gerçi şu adam ne yapsın? Lan baba biz ne yapacağız ya? Ağlayacağım neredeyse ya. Abo. İki yüz kilometre kala. Önümüzü kestiler bak hele ya. Kapalı 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 gitmeyin. Kapalı gitmeyin, boşa gidiyoruz. Hayda. Bir kar yağar inceden. Seni gördüm pencereden. Nedir bu acelen? Niye geldin geceden? Ah ah, ah ah. Lan yatmayaydık, ne vardı ya? Ne vardı yani, bu gecede yatmayaydık. Süreydik. Vay arkadaş, şu arabaların haline bak, herkes bekliyor bak. Bari bizim Burka'ya bir tane video yapayım da, Gürcistan'da kar yağışından dolayı yollar kapandı. Tırcılar mahsur kaldı. Falan filan diyerekten bir video yapayım, onu atayım. Ana haber bülteni de sunsun öğlen haberlerinde. Vallahi bak güzel fikir, dur. Onunla görüşeyim ben bir. Dur onunla bir de çekim atarız ona. Kanalından bana para verirler mi acaba ya? Bu işi ticarete dökmemiz lazım abi bizim. Yani bu işi dediğim hani şu anki yaşadığımız olayı zararını bir yerden çıkarmamız lazım. Burka'ya söyleyeyim ben. Diyeyim, kardeş yol kapandı, polis bizi salmıyor. Gel sana diyeyim ben bir haber yapayım mikrofonla falan böyle. Konuşma yapayım. Bir iki tane arkadaşına mikrofon uzatayım. Göndereyim ona videoyu Drive üzerinden. O da orada işte yayınlasın, bir kessin, bitsin, bir şey yapsın. Kanal 3'te haberlere çıkalım abi. Vallahi. Burkay ne diyorsun, olur mu? Şu alt tarafa yazarsın, olur veya olmaz. Öyle bir durum oldu mu ben sana çekim atayım baba. Sen orada yayınla ama bizim sakalımızı at yani ha, burada uğraşacağız sana. Video çekeceğiz. Ne yapayım abi, gırgıra vurmaya başladım. Yoksa sakatız abi. Yandım ayağımın türküsü. Allah Allah. Hoy, hoy bana dağlar bana. Dağlara, yollara. Lan ne kar yağıyor arkadaş ya. Ay maşallah. Bu kar abi böyle devam ederse var ya, biz buradan hiç çıkamak. Eğer bura böyle bir kar yağarsa, bilmiyorum biz burada kaldık abi. Bizi kurtaran da olmaz. Ağlayanımız da olmaz, gülenimiz de olmaz. Çok kötü. Yetme, yetme, kapalı, yetme. Yetme, boşa gidiyorsun. Onunla çaldık ama inşallah erken dönür. Biz ne yapacağız babala? Eski adam yok artık. Vurgunum doğruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Baba kapalı gitmeyin lan. Selektör yaptım ama fayda etmiyor. Gidiyoruz. Hayda sabah sabah mevzuya bak ya. Sabah sabah gel şu işin içinden çık. Ömür, adamlar yol kapalı dedi. Bu taraf kapalı değil baba, sür de şu parka girek gayri. Gerçi parka girsen ne yapacaksın? O da şimdi düşünüyor lan diyor, ne yapacağız? Ne oldu? Ne oldu Ömür Bey, sen cumartesi günü Samsun'a yetişiyordun.
Ha cumartesi bugün Gürcü sen nasıl? Yok işte beni arkadaşlar bekliyor da işte Gürcü şeye Samsun'a gideceğim de Merzifon'un arabayı bırakacağım da oradan Samsun'a ineceğim de hesaplar yapıyordum baba. Ne oldu? Ben sana dedim ki yetiş hemen. Acele etme. Bak. Şimdi aynısını yüzüne söyleyeceğim. Yani burada konuşuyorum, yiğitlik yapıyorum. Onu yüzüne söyleyeceğim şimdi senin. Hayırlısıyla şu parka bir gireydin. Ah ulan ah. Aldım ona. Oradan zarara girdim. Nasıl olacak şimdi? Sen ne kadar bozdurdun? Ben seni biliyorum. Ben mi? Sen milyon demem ne kadar. O zaman ne para mı kaldı? Senin durumun vahim. Sen ne yaptın ya? Ait bulamıyordun parayı. Sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kimsede para yok. Ne yapacağız? En iyisi abi aç karnımız doyduk. Boş yerin. Hadi afiyet olsun. Abiler. Şimdi polisler çevirince haliyle parka geri geldik. Parkta lokanta var. Yemek yapıyorlar. Ama para kimsede yok. Bitmişiz abi. Açız. Vay halimize patates pişirdik. Hadi afiyet olsun. Çatalım kanka çatalım. Lan baba lambayı yakak ya. Niye karanlıkta duruyor biz? Bak kameram kötü çekiyor senin yüzüne. Ha? Şöyle. Cuma. Hiçbir şey yok. Baba senin adını Can unutuyorum Polat. Ben ya. Can Polat. Can Polat. Bunu biliyor musun zaten ya? Bu hayırsız ömür. Ömrümü yediğinde doymuyorum. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi bir haber gelmiş. Geldi daha doğrusu. Dediler ki yol açıldı. Vallahi biz de hemen arabaları çalıştırdık. Harekete geçiyoruz bakalım. İnşallah bir sıkıntı sorun olmaz. Yolumuza devam ederiz. Şimdi arkadaki arabayı görmüyoruz. Baba arkadaki lafa döver mi ya? Değmez herhalde. Yok. Daha yer varmış aslında ama biraz keskin makas alacağız. Haydi bakalım ya Allah bismillah. Arabalar gidiyor abi. Açılmış baba açılmış. Da bizim o şeye de haber verseydik ya Antepli'ye. Onlar da arayayım da o çocuklar da çıksın. Lan ne oluyor lan? Hadi sen de geç, hadi sen de geç. Bu araba niye böyle ağırlaştı? Anam pompayı çevirmeyi unuttum. Ya şurada durayım da yere çevireyim onu ya. Geç. Gelmiş korna çalıyor. Bir dakika durdum. Şurada yani yuvarlak çalıyor. Dur sakin ol, sakin ol, sakin ol. Yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hadi ya Allah. Ya Muhammed hadi bismillah. Ya ney ney. Geç. Geç. Geç baba. Geç, 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 geç. Hadi tabakhaneye yetişeceğim, sür. Sanki bizim gibi sabahtan beri burayı bekledi de benim başıma. Sabah saat 8'di, akşam saat 8 oldu. Daha yeni çıkmış, 8 olmamış gerçi, pardon. 6. Allah akşama kadar bekledik. Yol açılmış dediler. Haydi bakalım. Ya karanlığa kaldık. Ne güzel. Gündüz gözüne ben gidecektim o yolları ya. Tüh. Ne güzel manzarayla böyle. Nasip değilmiş abi. Kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Devam edelim bakalım. Hayırlısı. Abiler yolculuğa devam ediyoruz. Vallahi konvoy halinde gidiyoruz bakalım. Önümde şu an gördüğüm kadarıyla bir 5 tane araç gidiyor ileride. Konvoy halinde. Ben de 6.'yim tabii bu esnada. Arkamda da 2-3 tane araba vardı. Solladım onları da.
Orada sollamak biraz sıkıntılı ama onlar çok ağır gidiyordu. Bunlar gene seri gidiyor. Çok ağır gidiyorlardı. Onun için onları sollamak zorunda kaldım. Böyle ağır ağır kapıya doğru gidiyoruz. Vallahi geceye denk gelmesi kötü oldu. Şu an çok güzel manzara var etrafta ve hiçbirini aktaramıyorum. Bu da beni üzüyor tabii. Sizlere buraları gösterememek beni üzüyor. Gidelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Kapıya doğru devam edeceğiz mecburen. Çünkü tekrar kapanma korkusu var içimizde. Onun için şu an tatlı tatlı ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım yarın sabah oralarda olursak bir ayar çekeceğiz baba be. Devam. Olmazsa Türkiye ile birleştiririz videomuzu uzatmak için. Bazı abilerim hep kısa oluyor videolar, bu konuda şikayet ediyorlar. Yani dün Zagatala'dan giriş yaptık, geceye kaldık. Yemek yiyeceğiz muhabbetini, onu da yiyemedik. Şimdi de polis bağladı, göndermedi. Gürcistan'ı gündüz geçmek bize nasip olmayacak gibi ya, hayırlısı. Hafiften de kar yağışı devam ediyor. Aktaş'tan da bilgi alıyorum, kapı tekrardan açılmış. Yani şu an içerideki araçları çıkarmışlar. Bakalım hayırlısı. Yani oraya gidince neler olacak, hep beraber görelim. Kapı kapalı mı olacak, açık mı olacak, bizi çıkartacaklar mı, alacaklar mı, almayacaklar mı, vallahi inanın bilmiyorum. Bir bilgi geliyor kapı kapalı, bir bilgi geliyor kapı açık. Yani kararsızız. Ama ümidimiz Allah diyor, kolunun işi rast gelsin diyor ya. O hesap baba, devam. Sürelim bakalım kapıya doğru. Ne olacaksa orada hep beraber görürüz. Devam. Gürcistan'ın virajlı Aktaş yolundan saygılar, sevgiler, herkese hayırlı akşamlar olsun bakalım. Arkadaşlar vallahi sevindiydik. Aynadan görüyorsanız aynasızlar gene bizi durdurdu. Polis amcalar. Yol gene kapalı lan, ne güzel gidiyor dedik. Tamam dedik. Kurtulduk dedik, gene kursağımızda bıraktılar abi. Biz bu ana kamera nasıl görünüyor? Biz bu Gürcistan'ı nasıl bitireceğiz ya? 350 kişi bakın, 350-400 kilometre yolu var toplasan. Ama bir türlü geçemiyoruz abi. Hayırlısı Allah'tan. Bakalım yine yatacağız. Bizi hazır durduğumuz yerden de aldı. Şu ışıklı yerde duruyorduk, ne güzel. Oradan da buraya getirdi. Hadi bekle şimdi burada. Allah Allah. Arkamda araba da yok. Biri gelse kafa girecek ondan sonra. Başımıza bela olacak. Ben de orada duruyor da bir işe yaramıyor. İki tane araba az daha vuruyordu az önce. Ya arkadaş, bu polis bana bir rahat vermedi ya. Bir ileri gel, bir geri git, bir sağa git, bir sola git. Şimdi beni buradan çıkartıyor. Sen diyor git, ileride göbek var diyor. Göbekten dön, orada dur diyor. Sığamadık gezegene. Bu kadar arabanın içinde beni niye gönderdin, ben onu anlamadım. Ben o dükkanın önündeyim diye mi acaba öyle yaptı, bilmiyorum ki. Bana dedi çık oraya git. Göbeğe dön dedi, göbeğin orada dur. Allah Allah. Bak şimdi arkamdan yine geliyor. Lan abi siz ne içiyorsunuz ya? Dedim bırak beni yatayım dedim, bak beni yatırmadın. Aa buradaki kaçmış vallahi. Allah Allah. Bana torpil geçti vallahi adam. Arkamdan geliyor abi. Beni takip ediyor. Gel beni takip et, sana şeylik yapacağım. Neydi o, eskortluk mu oluyordu? La baba ne güzel yatağımızı matağımızı serdik, uyuyacaktık. Tam uzandım, video da bitti.
YouTube'daki yeni videomuz yayındaydı. Ola bitti. Yorumlara cevap veriyordum. Bana dedi kalk. Lan baba yatıyor. Dedi yok sür. Lan bu kadar mı? Torpil geçti ya. Adam ya. Bana dedi sola dön dur. İyi baba gider dururuz. Da şimdi bu kadar adamı bana niye sollatıyor? Yazık günah değil mi? Ömür baba arkada kaldı. Ömür orada kaldı. Ben gidiyorum. Bu kadar millet yatıyor. Ben bu kadar milleti solluyorum. Bu işin yakışığı kalmadı baba. Ben bunlarla nasıl helallaşacağım? Ama polis dedi ya. Yani ben bir şey yapmadım. Polis gitti dedi. Ben de gidiyorum. Bana torpil geçti. Güzel. Lan bayağı da araba soladı ha şaka maka. Neyse canım. Aha bizim firmanın bir arabası oldu. Aha bir de arabası daha burada. Baba görüşürük. Hadi bakalım bunlar iki kişi. Biz de iki kişiydik de bizi ayırdılar ömürle ya. Ömür orada kaldı. Biz gidiyoruz. Allah Allah. Bir yar sevdim fidan boyla dalı. Allah Allah şu kuyruğa bak abi. Şu kuyruğa şu eziyete bak. Bak şimdi burada da polis var. Bu da diyecek sen niye geldin? Bak iyi seyret. Bak şimdi iyi seyret. Bunun önüne mi durayım? Bak oraya geçti. Bak. Harekete bak. Bana polis dedi ki daha bak. Buraya mı durayım? Bak. Hala Ömür'ün yanına mı geldik? Herhalde öyle oldu. He. Ulan. Tamam. Ulan dedim. Şimdi dedim bunlar bana çatacak. Allah'tan ölmedi. Bunlar bizi yatırmayacak abi. Kıdım 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 böyle. Uğraştıracaklar hayırlısı. Neyse ben geri yatayım. Hava bu arada eksi 2 derece. Yani öyle bir sıkıntı var. Geri yat baba. Bunlar ne yapıyor böyle ne iş yapıyor anlamıyorum ki. Şu Türkiye'ye bir yetişeydim şu saçlarımı bir tıraş ettirip keratinini bir yapsaydık. Rahat diyeceğiz. Baba bir salın bizi ya. Ya yatak ya da bırakın gidelim yolumuza gidelim. Kurban olayım şu. Ne güzel yatağı seriyorum. Bak. Yatak hazır. Bir dakika. Hah. Yatak hazır abi. Böyle perdeyi çekiyorum tamam mı? Bunu şuraya alıyorum. Bu tripodumuz abi her an lazım olabiliyor. Bu evrak çantamız yine her an lazım olabiliyor. Buna montumuz aşağı inerken kullanıyoruz. Ona da eyvallah. La abi ya. Ya bırakın yatak. Doğru mu? Ya, ya da bırakın gidelim ya. Ne bu yani bir dur bir bak bir yat bir dur. Oyuncuğa çevirdiler bu işi. Babalar ben yatar herkese hayırlı geceler. Herkese günaydın. Hala bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar saç baş dağılık yeni uyandık. Şöyle bir hazırlanayım yüzümü falan bir yıkayayım. Saç başı bir tarayık. Allah ondan sonra da bir çay may hazırlarız. Bir kendimize geliriz. Allah'ım saça başa bak ne hale gelmiş ya. Şimdi şu şekilde arabamızı toparladık. Tripodumuzu da yerine aldık. Suyumuz muyumuz. Hazır bakalım bir aşağı inelim. Ne var ne yok. Ne oluyor ne bitiyor. Bir bakalım bakalım. Ömür baba ne yapıyor? Kim millet ne yapıyor? Polis var mı bir şey var mı? Arkadaşlar Gürcistan'dayız hala bekliyoruz. Küçük araçlar devam ediyor ama
Büyük araçlara hala bir yürüyüş yok. Bekliyoruz sen geçene kadar, ben geçeyim şöyle şuradaki kuyruğu bir çekelim. Bizim arabalar şurada. Biri ömrüm, biri benim. Abi buradan başlıyor böyle. Buraya böyle devam edip gidiyor. Şimdi değerli Ömür kardeşimize soralım bakalım bu durum hakkında ne düşünüyor, düşünceler neler? Ömür Bey, merhabalar efendim, kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Sağ olun. Abi bu durumumuz ne olacak bizim, yani bu konuda düşünceleriniz nelerdir? YouTube'dayız herhalde. YouTube'dayız, hani haberi de çıkamıyoruz. Evet, ona göre konuşacağım. Durumumuz kötü. İki gündür burada bekliyoruz. Yani biz, bir arkadaşa uydum ben, yoksa ben gidiyordum. Bir arkadaşa uydum. Evet, o da Kemal Yolunda diye bir arkadaş. Yoksa şu an Türkiye'deydim. Evet, şu an Türkiye'deydim ama yer yerim. Evet. Durumlar işler acısı, gördüğünüz gibi. Vallahi durumumuz zor, zor. Diğer köprü arkadaşlar da bekliyor. Ortalık karışık abi, beklemeye devam. Aynen. Bakalım, ben de şey, neyciydi o, sunucu muydu? Haberci miydi? Spiker. Olacağım ya. Dedim. Olursun. Az daha çalışmam lazım. Az daha çalışmam lazım. Soru sormayı biraz öğrenim ben. Bakalım acıktık ya, onu bunu bırak da. Sen bir çay koy ya önden. Ya senin çayın, ben sevmiyorum ya. Ben çay yapayım. Gel benim arabaya bir şeyler yaparız. Bakalım polis amcalar yok, bir drone uçurak mı? He? Uçurak hadi. Bu tarafta ne var ne yok? Yemek yemek yiyen var mı? Bakalım bakalım. Şurada abilerim sandık açmış. Kahvaltı ediyorlar, köpekleri besliyorlar. Tırcılardan abi. Sevin abi tırcılar bak. Adamlar köpekleri seviyor, besliyor. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde sıra devam ediyor ama buralarda kimse yok. Beklemeye devam. Arkadaşlar az önce bir ana haber bülteni sunduk. YouTube'da, Instagram'da, WhatsApp'ta ortalık karışık işte, bekliyoruz falan diye. Şimdi Ömür Baba'yla da şöyle kahvaltıya geldik. Herkese hayırlı sabahlar. Ha şimdi yine benim sürekli yaptığım patates, kaşar ve yumurta. Sağlam tutuyor kanka, bunu ben bir yiyeyim. Bitti abi. Başka yemek yemeye gerek yok. Bir de geç yapıyoruz ya kahvaltıyı. Tamamen iptal oluyor zaten. Hadi afiyet olsun abi. Arkadaşlar sonunda yol açıldı. Ve yallah bismillah dedik, çıktık bakalım. Gördün mü? Beni niye bekletiyor? Geçeyim mi? Ben de kenara çekeyim. Kolay gelsin. Haydi bismillah. Bunu niye bekletiyorlar? Bu herhalde transportçu takograf bekliyor Avrupa'da. Haydi bismillah. Vallahi evle konuşuyordum, aniden çıktılar. Güzel de bir haber oldu. Ya Allah bismillah dedik bakalım ya. Çok şükür. Salın bizi de gidelim artık, yeter. Havanın ısınmasını mı beklediler, ne yaptılar? İyi, biz kahvaltımızı etmiş olduk. Ulan mikrofon. Kahvaltımızı ettik, bulaşığımızı yıkadık, hazırlandık. Dedik olur da bir hareket olursa gideriz dedik. Dediğimiz gibi de oldu. Ya bura böyle var ya, tam karşıya girmedik. Allah korusun, bura buz olsa direkt karşıya giren. Soğutma maddesi seviyesi. Soğuktan, soğuktan. Baba önüme atlayacak gibi yapıyorum. Sen de geliyorsun. Hadi bakalım kim kime yol verecek. Tamam. Haydi bismillah. Buna bir iki litre kadar
antifriz koymamız lazım. Vay be, şu manzaraya bak. Siz şimdi göremediniz tabi orayı, kamera arkada olunca. Gidelim bakalım ya Allah, bismillah dedik, saldılar. Ömür de sürdü gitti, beni bir aradı, o ben cevap vermedim. Evle konuşuyordum. Ha şimdi bıraktılar bakalım. Burası Azka oluyor. Akaz Keti diye yazıyor da tuhaf bir ismi var işte ama Azka diye geçiyor. Burada Azka Türk'ü çok bu tarafta. Azayir'e gittiğiniz zaman Posof Kapı'ya gidiyor zaten. Oradan düz giderseniz, az önce Kavşak'tan döndük ya, oradan düz giderseniz Posof Türk Gözü Kapısı'na gidiyor. Burası da Aktaş Kapı'ya gidiyor. Yine biz her zaman olduğu gibi Aktaş Kapı'ya doğru sürüyoruz. Bakalım hayırlısı ya Allah, bismillah. Ana haber bültenini yaptıktan sonra yol açıldı. Demek ki arada bir haber yapmak lazım. Haydi bismillah. Şöyle kar manzarasıyla beraber gidelim bakalım. Aa, su gördük. Hiç su görmemiştik. Karbuz, karbuz. Sonunda su gördük. Şu ön camımızı azıcık bir temizleyelim bakalım şu cam. Şu cam sileceğinin suyunda bir sıkıntı var bu tarafta. Benden tarafta. O tarafta bir şey yok da. Yavaş yavaş tamam, yolu açtılar diye de uçmaya gerek yok. Haydi bakalım. Ya Allah, bismillah. Ama gece bizi oraya bağladılar. Orası buz tutmaya başladı gece. Biz yatarken arada bir aşağı indim ben. Baktım hani açılacak mı açılmayacak mı. Bir gezeledim falan. O esnada yere baktım. Yer böyle parlamaya başladı. Sonra bir süre sonra tekrar indiğimde de ayağımın kaydığını gördüm. Şöyle ayağımla sürttüm. Baktım tamamen buz tutmuştu. Bol kar manzaralı bir yolculuk olacak. Size daha önceden söz verdik, Avrupa ve Asya kıyaslaması yapacağız diye de. Bizim bir editörümüz var, Burkay, biliyorsunuz. Soruları hazırlamadı, bekliyoruz. Ne yaptın dedim, daha cevap vermedi o konuda. Başka bir konuya saptırdı. Bakalım hayırlısı. Akalt Sike yazıyor. Akalt Sike. Okuyamıyorum. Söyleyemiyorum. Çok şey. Bu harfler geçişleri çok farklı. Vay vay vay, manzaraya bak be. Ah şuralara bak. Hay yavrum benim. Güzel abi manzara. Vallahi ben kar manzarasını seviyorum abi. Adana çocuğuyum ama şu manzarayı, şu görüntüyü, şu bembeyaz oluşunu seviyorum. Tabii yazında yemyeşil oluş ayrı bir olay. Ama şu an için buraların böyle olması, mevsimi de olsun abi, mevsimi yani. Şu an buraların böyle olması normal ve güzel. Olmaması kötü. Yani yatalım sorun değil. Ama kış düşük şartlarda geçerse susuzluk, ondan sonra hastalık, sıkıntı çok oluyor. Onun için abi kargış iyidir. Havadaki pisliği alır. Doğayı temizler. Bizim için iyi olur abi. Yani bu iyi bir şey. Şu an Aktaş daha kötü durumda olduğunu öğrendik. Yani orada daha çok kar olduğunu bilgisini aldık ama bakalım, yine bir ya Allah dedik, yine bir gidiyoruz. İnşallah bu sefer kapıya kadar bizi durdurmazlar da. Yani bir an önce sağ salim kapımızı geçer, kapıyı geçer yolumuza bakarız.
diye ümit ediyoruz. Gidelim bakalım, haktan hayırlısı. Tuzlama çalışması yapmışlar. Yerin kırmızılığı ondan geliyor. Yer komple kıpkırmızı, tuzlamışlar komple. Ve hava da şu anda 1 derece, 2 derece civarı gösteriyor. Araç duruyor vaziyetteyken 4 dereceleri görmüştü. Ama şu an hareket edince tabii rüzgarın etkisiyle o derece biraz düşüyor. Mesela normalde hava 11, eksi 11 iken mesela durduğunuzda ama hareket ettiğinizde bakın derece hemen yükselir. Yani bir 2-3 tık onu oynatır. Böyle şimdi dere boyundan kar manzarasıyla gideceğiz abi. Çok da güzel olacak. Sorulan sorular vardı. Onları aklıma getirmeye çalışıyorum ama ne sorulmuştu. Mercedes Ford kıyaslamasını yaptık. Scania dediler. Dedim Scania zaten tartışılmaz abiler. Onu hiç yani hafife alacağınız bir araç değil. Tutup da Mercedes'le Scania'yı kıyaslayamazsın Ford'la. Ama Ford benim gözümde tabii başka, biliyorsunuz. Yani lakabımızda Ford Kemal diye geçiyor birçok yerde. Onun için abiler Ford candır, gerisi heyecandır diyoruz. Devam. Ha yani şey olarak, gerçekçilik olarak, sevgi değil de gerçekçilik olarak bahsedecek olursak da bence şu an DAF'lar çok güzel görünüyor. Yani aracın dış dizaynı olsun, iç dizaynı olsun, böyle geçen gün birkaç story'de gördüm, bir tanıtımını izledim filan. Yani araç çok güzel görünüyor. İçerisi tamamen şoföre göre ayarlanmış. Yani her şey şoföre göre tasarlanmış. Çok iyi bir araç üretmişler. DAF gerçekten işini çok iyi yapmış bu sefer. Ama bir Scania, bir Volvo tabii bu işin liderlerinden Scania, Volvo bildiğiniz üzere. MAN son zamanda çıkardığı aracı gerçekten çok güzel. Yıl bu arada 2024, ona göre konuşuyor olalım. Çünkü ilerleyen günlerde belki herkes bir farklı bir araç çıkarır, ya kötü olur ya iyi olur. Ona göre yorumlanır. Ama şu an için yeni araçlar hakkında konuşacak olursak, yani gözüme görünen krallardan biri derseniz DAF. Çok güzel görünüyor. Çok merak da ediyorum. Çok da bilmek istiyorum bu aracı ama nasip olur mu bilinmez. Haktan hayırlısı. Oraya bir bakarsınız, patronumuz bir tane alır, iki tane alır der, bize bin sür der. Biz de o zaman bineriz abi. Olursa neden olmasın. Bakalım ha, şimdi tatlı tatlı gidiyoruz da bu arkamdaki Hataylı çok acele ediyor. Çok acele ediyor. Başına iş alacak. Yani bu gidişle. Baba zaten biz de aynı yolu gidiyoruz. Senin bir telaşın var ama yani iyi değil bu telaş. Arkamda böyle tamponumda geliyor. Ya hafiften bir buz olsa üstüme çıkacaksın. Ne gerek var abi, yüklüsün. Boş araba da değilsin. Yani bu kadar sıkıştırmaya gerek yok. Hele ki böyle yolda yani. Ani bir şey olsa ben aniden durmaya çalışsam, senin de dikkatin dağılsa arkada, telefonla bir şeyle oynasan, o anda arkadan bana girsen, burada kim uğraşacak abi? Biz uğraşacağız. Bu kadar yaklaşmayın abi ya. Ha, sollayacak imkan olur o yolda. Burada sollayamam abi. Burada kolay kolay araba sollayamazsın. Şuraya baksana abi ya. Tek şerit zaten. Ve sürekli viraj, önünü kesinlikle göremiyorsun. İlerisini göremiyorsun yani. Gördüğün en fazla bir araba boyu. Hadi iki araba boyu olsun. Bir araba da benden. Yani niye bu kadar yaklaşıyorsun ki? Abi herkes şoför olamaz abi ya, şoför. Şoförlük işi sabır işi abi. Ben bunu bilir bunu söylerim ya. Telaşın ne abi, acele etme ya. Var böyle mesleğimizde gerçekten böyle bir yere yetişecek gibi, hani derler ya tabakhaneye. Bir yere mi yetişeceksin lan, nereye gidiyorsun, ne oluyor falan derler ya. O hesapta çok insanımız var. Hele ki yurt dışında abi. Ya biz de sefer atıyoruz, biz de gidiyoruz, biz de tamam. Yol gidiyoruz, yeri geliyor, acele ediyoruz ama yani oluruna bırakmak bence en iyisi. Zaten kuru yük yüklü abi arkamızda. Domates yüklersin, sebze yüklersin, ne bileyim balık yüklersin.
Et yüklersin, bir şey yüklersin, böyle önemli bir gıda olur arkamda. Acele et abi. Eyvallah, başımla beraber. Hatta ben durayım, sen geç abi, ben sana yol vereyim. De yani kuru yük yüklü abi arkamda, ne evre telaş yapıyor ya? Ha, sebzede de tamam, acele edilmez. Niye acele edilmez? Yani istesen acele edilmez. Ama o ürün ne kadar çabuk, ne kadar hızlı bir şekilde teslim edilirse o kadar sağlıklı. Çünkü arkanızda sonuçta bir motor var. Nerede arıza vereceği, nerede ne yapacağı belli olmuyor. Yani Allah yapısı değil, kul yapısı. Bir termokik motoru ya orada. Şöyle gotu gibi bir şey var. Çalışıyor mazotla. Yani yeri geliyor mazotun donuyor, bir şey oluyor. Yani daha önce yaşadığımız olayları bir az çok biliyorsunuz. Veya hava yapıyor. Mazotu çekmiyor. Geriye bırakıyor yani. Arızalanabiliyor içerisindeki parçalar veya kayışı kopuyor. Aküsü bitiyor derken bir şeyler oluyor. Ha, o malı bir an önce yerine boşaltmak daha sağlıklı olduğu için daha seri gidiyoruz. Buna eyvallahım, buna hemfikirim. Bir an önce gideyim de şu malımı boşaltayım psikolojisi hepimizde olur, termokincilerde. Yani giderken, sebze götürürken yani, sebze taşırken hani şunu bir an önce indireyim de şuram rahatlasın psikolojisi gerçekten hepimizde oluyor. Buna sözüm yok. Ama şu an kuru yüklesin abi ya. Gideceğin yer 200 kilometre, şurada kapıya yolun kalmış. Neyin telaşı? Dayanıyorsun arkadan. Aman. Hayırlısı be abi. Gidiyoruz bakalım. Güzel güzel. Ülkemiz içinde geçen yurt içinde bir video yayınlamıştık işte. Drone videosu muydu? Yok, sisli yolda sürüş teknikleri diye bahsetmiştik. Aslında bizim de yaptığımız bir hata varmış. Dörtlü akıyormuşuz. Onu da savunmuşuz. Demişiz ki hani dörtlü akım. Arkadan gelen diyor seni duruyor zannedebilir. Tamam abi. Yani yanlış diyorlar dörtlü akmaya da. Bence mantıklı abi dörtlü akmak. Niye biliyor musunuz? Arkadan gelen insan seni gördüğü anda yavaşlar. Dikkatini toplar. Ne bileyim böyle hani daha temkinli olur diye düşünüyorum ya. Dörtlü tehlikeli durum arz ediyor siz çünkü. Önünü göremiyorsun. Mesela şu araba gidiyor orada. En fazla onu görebiliyor. Bence o arabanın dörtlüsü yansa onu daha net görürsün. Duruyor sanmaz bence. Duruyor sansın abi. Demiştiniz ya hani duruyor sanar seni. Sansın abi arkadan gelen. Duruyor sansın en azından yavaşlasın abi. Dikkatli olsun. Bence daha sağlıklı. Ama sınav sorusunda geçtiğinde tabii SRC sorusunda demiş ki dörtlü yakmak yanlış. Doğrudur abi. Ben ona saygı duyarım. Yanlış olabilir. Ama ben hani mantıken konuşuyorum. Mantıken düşünüyorum. Şimdi şu orada bir araba gidiyor. Şeyleri açık. İşte normal 400 kapalı gidiyor. Normal arka sislerini açmış. Ön sislerini açmış vesaire derken yoluna devam ediyor güzel güzel. Allah yol açık versin. Eyvallah. Ama bu adam dörtlü yakarak gitse ne bileyim o bir uyarı gibi bir niteliğinde olacağını düşündüğüm için ben dörtlüyü öne sürdüm. Ve genellemede ülkemizde bu hatayı herkes yapıyor. Eğer bu bir hataysa bunu herkes yapıyor abi. Basıyorlar dörtlüye. İşte sis çöktü gidemiyoruz. Ağır gidiyoruz. Aslında bence ağır gittiği için uyarı vermiş oluyor o insan. Hani 40'la gidiyorum, 50'yle gidiyorum. Normalde otoban abi 80'le gitmen lazım. 82'yle. Ama sen kaçta gidiyorsun? 40'la gidiyorsun. Bu adama ne demiş oluyorsun abi? Bak ben yavaş gidiyorum, kenardan gidiyorum dörtlü yakarak. Niye acemi sürücü dörtlü yakıyor o zaman abi? Ben acemiyim diyor. Adam kendini belli ediyor. Diyor ki hani bak ben yavaş gidiyorum, ona göre gel arkadan. Sola geç gerekirse. Dörtlü bence uyarı ve ikaz olarak geçiyor. Tamam durduğunda yakıyorsun. O ayrı bir konu. Ama yolda giderken dörtlü yaktığın zaman da bu bir işarettir. Mesela biz tırcılar olarak genelleme yolda gidiyoruz. Ani bir çukur gördük. Öndeki araba mesela. Şu araba benim diyelim. Ben gidiyorum. Orada ben bir çukura girdim abi. Hemen bir dörtlü yakıyorum. Arkadakine haber veriyorum. Bak diyorum burada sıkıntı var. Ben diyorum yavaşladım. Hani sen de yavaş gel. Bilmiyorum. Bence dörtlü uyarı niteliğinde kullanılan bir sinyalize yani. Abi güzel güzel gidiyor da bu dörtlüye de iyi taktık vallahi. Oradan da böyle veriştiriyor. Gidiyoruz bakalım. Manzaramız muhteşem. Bu da karayolları mı? Yok bu yolda kalmış. Lastik mi patladı? Ne oldu?
Yardım edecek bir şey var mıydı acaba ya? Gerçi iki kişiler hallediyorlar, bir şeylerle uğraşıyorlardı oradan. Yandan geliyorlardı. Bir de Gürcistan ne yapayım, nasıl anlaşacağım ben onunla, dillerini bilmiyorum. Gürcistan dilini hiç konuşamıyorum abi ya. Gerçekten buranın dilini hiç konuşamıyorum. Yani öyle bir sıkıntımız da var. Ne anlıyorum, ne anlatabiliyorum. Tek öğrendiğim şey ho evet demekmiş. Abi böyle kar manzarasıyla dere kenarından gidiyoruz bakalım. Vallahi video da bu sefer bayağı uzun ve keyifli olacağını düşünüyorum. Ne yazıyor okuyabilen var mı? Ben okuyamadım. Ama sağda İngiliz dilinde ya şey bizim Türk alfabesiyle yazmışlar. Aspino mu bir şey yazıyordu. Tam göremedim orayı, son anda fark ettim. Gidiyoruz bakalım ya. Yeni araçlardan bahsediyorduk. Nereden bu dörtlü mevzusu açıldı, ortalık karıştı. Abiler video ikiye bölünmüş gibi olmasın. Şöyle devam ediyoruz kapıya doğru. Biz parka girdik. Çıktık, fişimizi aldık. O esnada Instagram'da canlı yayın yapıyordum. Gelip bizi Instagram'dan izleyen abilerimiz de var. Canlı yayındaydım. Yaklaşık bir 50 kişi falan katılmıştı. Ve o esnada kapatmak istemedim. Ve haliyle de video çekemedim. Şimdi evrak işlerini hallettik. Evrak değil de parka girdik. Parkta hiç sıra yoktu. Direktmen parka girip geri çıkış yaptık. Yani park parasını ödedik. Yolda yediğimiz cezayı ödedik. 30'ları bir ceza yemiştim ya. Onu ödedik. Ondan sonra da çıktık. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Buralar ne güzel görünüyor ya. Hay yavrum benim, şu manzaraya bak. Allah Allah. Gürcistan'dır baba. Kapıya doğru devam ediyoruz bakalım. Şu an Ardahan Aktaş'a doğru, Çıldır'a doğru gidiyoruz bakalım. Bakalım polisler bizi Aktaş yolundan mı gönderir? Çıldır Gölü üzerinden mi gönderir? Yoksa Ardahan üzerinden mi gönderir? Bilmiyorum ama bakacağız. Çıkınca belli olacak. Bu servis bayağı sıkıntılı. Yani gümrüğü bile kapattılar. Dün ve bugün, dün diğer gün, iki gündür, üç gündür gümrüğün kapısı sürekli kapanıp açıldı. Parça parça gönderildi gelenler. Bakalım biz de bu sebepten dolayı geride kaldık. Biraz bekledik. İki günümüz geçti. Gürcistan'da biraz zaman kaybettik ama yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Volvo gelmeyeydin iyiydi. Lan çukurları güzel kurtardım bak. Vallahi iyi ayarladım. Helal olsun. Kendime gaz verim azıcık maşallah. Haydi bakalım. Kapıya doğru sürmeye devam. Pihilipovka'ymış burası. Ulan ne abi? Buradan böyle 1.7 kilometre gösteriyor. Orada bir 4-5 tane ev görünüyor bak. Haydi bakalım. Tam gaz. Kapıya doğru gidiyoruz. Bizim Ömür iyi yapıştırdı gitti vallahi, ben de arkasından ağır ağır gidiyorum bakalım. Acelemiz yok abi. Kapıya geldik ya, gerisi önemli değil. Gerisi bir yol bulunur, hallolur. Bembeyaz abi, şuraya bak ya. Hay maşallah. Kar borandır baba. Kardır, borandır. Devam. Abi yolun son hali bu. Yani geldik. Yolu kapattıkları kadar varmış. Gece burası sıkıntı yaratırdı. Yol çok bozuktu burası, biliyorsunuz. Kar olmasına rağmen dolduramamış kar içini. Hala böyle bir zıplama mıplama. Gidiyoruz bakalım. Arabamızda yekten padinaş çeke kapıya doğru bizi götürüyor bakalım. Böyle bir 20-25 santim kar yağmış herhalde. Görüntüye göre.
Çürümüşler, tuzlama yapmamışlar. Tuzlama yapsalardı bu giden tırlar buranın karını eritirdi abi. Ama tuzlama yapmadıkları için kar değil buz olarak kalmış. Şöyle tamamen kar. Abi burada sola kaçarsak paçayı rahat kurtarırız gibime geliyor. Sağ taraf mı daha iyiydi acaba? Sıkıntı babala. Şuranın haline bak. Şöyle sağ yapsak, ortalasak şurayı. O zaman nasıl olacak? Ya da tam sola geçsek derken bitirdik zaten olayı. Haydi bakalım. Ufak ufak devam ediyoruz kapıya doğru. Öyle böyle derken kapıya geldik bakalım. Karşımız cennet vatan Türkiye'miz. Hoş geldik, hoş bulduk. Haydi bakalım. Nasip sana vatandır baba. Arkadaşlar Gürcistan'da yolculuğumuzu bitirmiş olduk ve Türkiye'ye geçiş yapıyoruz. Uzun bir yolculuk ve bekleyişin ardından Gürcistan'daki yolculuğumuzu bitirdik. Artık gümrüğe, perona girip evraklarımızı vereceğiz. Ve ondan sonra Türkiye'ye geçiş için harekete geçeceğiz bakalım. Aa şeyi katmamışız bak. Onu da katalım da şuradan yol kartımız olacaktı. 355 liraya aldığımız nerede o? Şuraya saklamıştım ben onu ama. Şöyle 355 lirayı Gürcistan'ın yol kartı ve bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Saygılar, selamlar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bir başka videomuzda tekrar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmasanız seviniriz dostlar. Saygılar, selamlar. Allah'a emanetsiniz.